200 Pretty TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Rex Hunter Tycoon'un yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Az önce aslında oyunu biraz ilerleterek para kasmak istedim. Ancak bu çok yavaş olacaktı. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Buradan biz zaten bir kredi almışız arkadaşlar ve bunu biz günlük 274 dolar olarak geri ödüyoruz. Yani bizim bu krediyi bitirmeden para kazanmaya başlamamız biraz zor gibi gözüküyor. O yüzden ben buradan bir tane daha kredi çekeceğim. Yaklaşık 10 bin dolar bana yeter gibi geliyor. Şimdi bunun süresini biraz uzatabiliriz. Mesela 30 güne yayarsak eğer günlük 370 dolar gibi bir şey ödeyeceğiz ama 30 gün lük bir süre zarfında bu ödenecek ki bunun parasını çıkartabilir diye düşünüyorum. Ben krediyi kabul edeceğim. Şöyle bir başlatalım, duralım. Tamam. Şimdi build kısmından biz havuzumuzu şuraya kuracağız. Nasıl yapabiliriz? Mesela buraları birer çit çekeriz arkadaşlar. Şu şekilde birer çit atarız. Bunun iç kısmına da şu havuz biraz büyük olsun. Aynen, havuzumuz biraz büyük olsun. Şöyle çekemedik. Neden çekemedik? Bir dakika. Yetmedi mi? Aa, bir dakika. Kaç istiyorum böyle? Bayağı istiyor. Olsun. Şimdilik mesela şu şekilde bir havuz atabiliriz buraya. Aynen. Tamam, yine çok para gidiyor. Farkındayım ama o da o kadar olabilir. Şimdi ardından şöyle buraya tel çit çekeceğiz. Şuraya kadar ve şöyle. Buraya da tel çitimizi çekeceğiz. Ardından tabii ki yine bitmedi işimiz. Şu kapıyı da şöyle koyarsak bence fena olmayacak gibi. Bar kısmından hemen bu yüzmeyle ilgili şeyler alalım. Tabi şundan öncelik bitmesi gerekiyor. Bir oyunumuzu başlatalım. Biraz da hızlandırayım. Hemen buradan tamiratımız başlarken şuradan da ben elektriği açayım. Bu arada bizim sen kaçta gelecektin? Biraz erken gel. 2'de gidersin. Gel. Hızlı hızlı hemen bitirelim şuraları. Şurayı belki kaldırabilirim. Hayır, dur. Şurayı kaldırabilirim. Tamam, şu şekilde ilk başta küçük bir havuz olsun. Ardından biz bunu yavaş yavaş büyütürüz. Şimdi fena para gidecek onu, o konuda kesiniz ama havuz için mesela gelen insanlar olacak. Onlardan mesela giriş ücretini alaraktan bir dengesini oturtabiliriz. Bu da bizim yararımıza bir şey olacak. Şu anlık ancak havuzumuz yapım aşamasında. Hatta ben bir tane daha staff alsam, hayır gerek yok. Zaten bu birazdan çitleri bitirir. Bizim kendi elemanımız zaten havuzu şu an yapma peşinde. Can kurtaran işi alacağız. Çeşitli can kurtaran durması için ekipmanlar falan satın alacağız. Paramız bitecek. Muhtemelen yine bitecek. Zarara gireceğiz. Aydınlatma falan alacağız ama kurtarabiliriz diye düşünüyorum ben ya. Hani umarım kurtarabiliriz. Şimdi buradaki görevlerde ne var? 5 yıldız al diyor, alamayız. Çeşitli şeylerden sanırım 1000 dolar toparlayacağız. Bugün hiçbir şey alamayacağız gibi geliyor bana. Şimdi eksi 5000 dolarla hala ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü birçok yapıya paramız gidiyor. Ama güzel olacak gibi. Şimdi sen buraya kapıyı da hemen kur. Kapıyı kurmadı, duvardan geçti. İlginç. Az bir işimiz kaldı burada. Burayı hemen tamamlar tamamlamaz can kurtaranı hemen şu şekilde şuraya koyalım. Havuza girmek için de bir şuraya, bir tane de şuraya atabiliriz. Şezlonglar tabii klasik olarak şöyle birer boşlukta koyalım. Aralarına şemsiyelerini koyalım. Şimdilik bu kadar yeter. Çok da abartmayalım çünkü paramız bitti bitecek yani. O dereceye geldik. Hemen şuradan staff'tan da bir tane daha staff alacağım ben işe. Ucuzumdan bir
Seni alalım ya. Sen iş görürsün. Sen de lifeguard olarak geleceksin 8'den 6'ya kadar. Okey. Evet. Şimdi havuzumuz açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve insanlar havuz içinde tabii ki buraya gelmeye başlayacaklar. Aydınlatmasını yapabiliriz buranın. Aydınlatma çünkü ihtiyaç olacak. Ancak dekoratif olarak aydınlatma var mı? Onu şu an göremiyorum ben. Ha, şuradan bulabiliriz. Bakalım. Bulamadık. Ama olsun sanırım. Bir yerlerden çıkacak. Galiba bunun için bir research yapmamız gerekiyordu bizim ya. Evet. Bunun için bir 800 dolar daha verip bir research yapmamız gerekiyor. Yapalım. Hazır batmışken iyice batalım. Araştır. Şimdi can kurtarana şöyle baktığımız zaman şu alanı komple kapsıyor. Tamam, şurada da boğulmazlar herhalde. Yani inşallah boğulmazlar diye temenni ediyoruz. Bugün bayağı bir paramız gitti. Ne kadar bir income almışız ona bakalım. 491 dolarlık bir gelir elde etmişiz. Çok berbat. Cidden berbat yani. Bu havuzu ilerleyen zamanlarda şu aşağı kısmı falan böyle tamamlayabiliriz. Can kurtaramızın işi bitti. Ancak 6'dan sonra acaba yüzmeye gelen olur mu? Bir tane daha alsak mı? Şu an onu düşünüyorum gerçekten. Çünkü bir tane alalım ya. Biz boğulma falan olayları gibi bir şey olmasın. Gene ucuzundan aynen. Bir tane bulalım. Alalım. Sen de lifeguard'sın. Ancak sen şuradan bir ayarlama yapalım. Sen 6'da geleceksin. 12'de çıkacaksın. Tamam mı? Heh, seni de şöyle yapalım. Okey. Bakın burası çok karanlık oldu. Buraya biraz aydınlatma yapmamız gerekiyor bizim. Şunlardan koyabilir miyiz? Saçma mı olur? Mesela evet, olmuyor değil mi? Mantıklı. Peki ben burayı nasıl aydınlatma yapacağım? Onu düşünüyorum şu an. Çünkü çok karanlık oldu burası ve hiç hoş gözükmüyor. Evet, research'ımızı zaten yapıyorduk. Şu an kafa gitti benim. Tamam. Research'ımız tamamlanır tamamlanmaz da zaten az bir zaman kaldı. Hemen bu kısmı da aydınlatacağız. Şimdi bazı günler şey oluyor, böyle sıcak hava dalgası falan geliyor ve o zamanlar insanlar böyle serinlemek için havuza falan gelebiliyor ki umarım gelirler. Oradan bir parayı vurmaya çalışacağız. Şimdi herkes gitsin. Ben şu ışıkları bir kapatayım. Tasarruf tasarruftur arkadaşlar, yani öyle düşünelim. Şimdi bu ne onu bilmiyorum ama buradan her gün yaklaşık bir 20 dolar eksi de başlıyoruz güne. Bugünün şeyleri neymiş bakalım. Bir tane resource alanına tamamlayacağız. Bunlardan 120 dolarlık bir gelir elde et. Bunu da hallederiz. Tamam, bugün 2, 4, 5. Bugün 500 dolar bir kafadan alacağız. Şey var mı? Yeni bir değerlendirme, o da yok. Tamam. Oyun sanki çok yavaş ilerliyor gibi geliyor bana. O yüzden bir arada durdurup tekrar hızlandırıyorum falan. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Şu yeri de bir düzeltelim. Evet, ışıklarımız araştırılmış. Hemen buy sekmesinden değil de build sekmesinden. Evet, onlar da burada. Şimdi havuz için bir su altı ışığı mesela şöyle yapabiliriz. Bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya, bir tane de şuraya. Bir de bu havuzun dış kısmı içinde yapacağız ama tabi elektriği de öncelikle vermemiz gerekiyor. Şöyle elektriği buradan verelim. Bunu elektriğini de şöyle verelim. Tekrar build kısmından bu sefer dış aydınlatmayı yapacağız. Onu da mesela şu köşelere mi yapsak acaba? Şöyle mesela köşelere falan yaparsak sanırım fena olmaz. Sen de şöyle, sen de şöyle, tamam. Elektriği açalım, bu arada sabah oldu. Evet, tamamdır. Şimdi aydınlatmalarımız güzel oldu. Şunu iptal et. Ben böyle bir şey istemedim. Hayır.
Hemen onları da kuralım. Yine eksiyle başladık ama sanırım diğer gün toparlayabiliriz bunu diye düşünüyorum. Şimdi Resource sekmesine geldiğimiz zaman kafemizi zaten araştırmıştık. Bodybuilding paketimiz var ancak buna hiç girmeyeceğim çünkü zaten küçük bir alanımız var ve abartmaya gerek yok. Bu neymiş? Aa bak, bu çok işimize yarar. Solar paneller var. Konuşamadım. Solar paneller var, yani güneş enerjisi diye düşünüyorum, evet. Tüm güç maliyetlerimizi %80 azaltıyormuş. Bu çok güzel bir şey. Bunu araştıracağım ben, ne kadar paramız gitse de. Çünkü en azından gece artık ışıkları kapatmamıza gerek olmaz. Fena değil. Günlük 300 dolarlık bir ücret kazanıyoruz. Ancak tabii yine de çok fazla para harcadık. Toparlayabilecek miyiz bakalım. Yarın göreceğiz. İnsanlar da memnun aslında. Bakın hani gördüğünüz gibi sporlarını falan gayet güzel bir şekilde yapıyorlar. Ancak yine de sıkıntı oluyor. Bir dakika, ben bunu farklı bir noktadan yapabilir miyim? Yapabilirim. Evet. O zaman öyle yapalım. Şimdi şöyle. Bunu buraya bağla. Bunu buradan buraya bağla. Tamam. Gerisine gerek yok. Şimdi şunları da bir keselim. Bunu nasıl iptal edebiliriz? Şu şekilde bu kabloları iptal ediyorum ben buradan. Niye derseniz birazdan göstereceğim size de. Tamam, şunu iptal ettim. Bu de gel tekrar. Seni de şuraya koyamıyor muyum? Sen de tamam, sen de burada dur. Heh, tamam. Şimdi havuzun kablolarıyla içerinin kablolarını ayrı yapıyorum. Çünkü gündüz mesela burada lamba yanmasına gerek yok. Gündüz burada lamba yanması çok saçma. O yüzden bunları ayıracağım ve bu nereden geldi? Şunu da bir yıkalım. Onu bir hemen yıkalım. Onu niye koyduk? Hiçbir fikrim yok. Muhtemelen yanlışlık olmuştur. Hemen şöyle düzeltelim. Tamam, devam. Bağlantısını bitirdik mi? Tamam. Şunları da bir iptal edelim. Şimdi ben burayı kapattım mesela. Olmadı. Neden olmadı? Peki. Bunu kapattığım zaman hepsi kapanacak. Hayır, bak, bu içeriye artık odaklı. Bu kapanmıyor. Bu neden kapanmıyor? Şuraya bir silsene sen. Şu an boştasın değil mi sen? Senin yolunu şuraya alacağım ben. Buraya da bir tane daha şey koymanı isteyeceğim. Al gel bir. Heh, şimdi kapattığım zaman kapanman gerekiyor ancak yine kapanmıyorsun. Neden? Şöyle yapsana şunu. Heh, tamam. Şimdi bir daha. Allah Allah. Neden ben bunu kapatamıyorum? Bunun normalde şu an kapanması gerekiyor yani, tam çünkü şeye koydum. Mesela bu direkt içeriği kapatıyor. Ancak bu dışarıdaki neden kapanmıyor? Burayı çözemedim bak. Burası biraz benim için soru işareti olarak kaldı. Neyse, sen bir dur. Seni çözeceğim. Seni çözeceğim zamanla. Şimdi ne yaptık? Bir research'ı tamamladık. 120 dolarlık bir içeride bir şey satamadık mı? Aa, niye böyle oldu bugün? Bugün hiç mesela bir jeton oyun makinesiyle kimse oynamamış. Kimse su içmemiş. ATM'den de mi para çekmediniz? Aa, çok ilginç. Şöyle finansal baktığımız zaman
Tablo hiç de hoş değil. En azından havuzumuzu tamamladık ama şu bağlantıyı hala çözemedim ben. Onu da sanırım çözeceğiz ya. Şu elektrik kutusuyla alakalı olabilir bak mesela hani. Evet, her neyse. Bu bölümde burada tamamlayalım arkadaşlar. En azından havuzumuz açıldı. İnsanlar yüzüyor. Kredi borcumuz çok ama olsun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.